Anlıyorum. Evet, dışarısı tehlikeli. Biz de burada yaşıyoruz sonuç olarak ama... ya günün sonunda da burası hapishane ya. Bildiğin hapishane yani. Baksana, tel örgü çekmişler, elektrik vermişler dışarı çıkamayalım diye. O elektrikli teli biz çektirdik. Dışarıda iti var, kopuğu var. Girmesin içeri. Hatta bizzat koğuş ağası olarak ben talebe. Ha, koğuş ağası var ama gene var, yani. Var tabii, var tabii. Ama seçimle koğuş ağası oluyor. Akşam müzik dinletisinde görüşürüz. Ha, görüşürüz. Dinletide görüşürüz Ayhan. Müzik dinletisi mi? Evet. Allah, burada şu an içeride bir dolu çok değerli sanatçı var yani. Ya hadi gidin lan. Bu kadar da şov lan. Doktorumuz var, sanatçımız var. Oldu olacak, fakülte açaydınız. Açtık zaten. Yok artık. Açtık, bak bunu ben bile bilmiyordum yani. Sen yokken açtık. Aa. Abicim. Hapishaneye ne fakültesi açtınız? Oho. Ha. Çok iyi oldu. Vallahi ya delireceğim abi. Ne bu ya? Şimdiler köyü gerçekten. Her şeyiniz mi güzel olur ya? Her şey mi kusursuz burada? Bu ne saçma şey bu ya? Vallahi öyle. Buralar öyle. Beyler! Duydunuz mu ya Necmi'nin başına gelen? Ne olmuş lan? Duşta. Linç demişti. Ha işte abi. Hapishane işte ya. Hapishane. Biliyorum sonunda olacağı buydu abi. Günün sonunda ne diyorum? Hapishane burası. Ne oldu o ütopik harika dünyamız? Bak adamı duşta şişlemişler. Kardeşim ben şiş demedim ya. Duşta diyorum çok su kullanıyor diye. Su çok harcıyor diye linçlemişler diyorum. Hak ediyorlar tabii. O kadar su kullanılmaz. Kuraklık geliyor. Işte. Doğru abi haklısın. Ya bırakın bu işleri ya. Bu ne abi delireceğim ya? Niye bu kadar iyisiniz lan? Ne biçim hayatınız var lan burada? Ya. Niye güzel lan burası bu kadar? Delirtmeyin lan adamı. Aa! Ya Hüseyin sen niye bu kadar sinirlisin ki ya bize? Benim sinirim size değil lan. Bize değil mi? Dışarıda geçirdiğim günlerimi. Bu ne ya? Oğlum çok güzel lan burası. Niye güzel lan burası bu kadar? Niye nasıl yaptınız lan oğlum? Burası tamam. Çok güzel lan burası. Tamam. Sakin ol. Tamam sakin ol. Bir dur bakalım. Artık dışarıdaki günlerin bitti. Sen de içeridesin. Sen de bizimlesin. Buradasın artık. İçerideyim değil mi lan? Evet. Ha çok güzel lan içerideki. Güvende gibiyim sanki ha. Evet. Oh ben. Sen bir çay al bakalım kendine. Ha. Hadi çay alayım ben. Musa sen de televizyonu aç. Allah Allah. Bakalım dışarıda nasıl kötü şeyler oluyor. Hiç açasın da yok. İnan bana şu dışarıda gelen hani o kadar üzülüyorum ki ya. Şş, bana bak. He. Bizi salıverirler ha. Bak af maf çıkacak diyorlar seçim öncesi konuşuyorlar. Af? Bir af çıkarsın da kimseye oy vermem. Af, af çıkar oy mu yok? Aynen öyle ya. Biz burada düzenimizi kurmuşuz, güvenliğimizi sağlamışız. Tadımızı kaçırmasın. Aynen öyle. Bak bak. Nasıl saçma şeyler olmuş dışarıda. Yaz. Çok üzülüyorum bu dışarıdakilere ya. Sen de hemen alıştın ha içeride olmaya. He, alıştım vallahi. Hüseyin Masum. Evet benim, buyurun. Oğlum bozmayın şunu ya. Hadi masum olduğunu anlaşılır çıkıyorsun hadi. Ne? Nasıl? Bir dakika. Lan Mustafa bir şey yap lan ne oluyor? Bir dakika. Hayır. Böyle bu doğru olamaz. Benim arkadaşım suçlu. Evet. Mustafa seni çok severim ama ben de görev adamıyım. Ne yapayım kardeşim? Sen demiyor muydun girerken suçsuzun diye? İşte anlaşılmış suçsuz oldun. Hadi kardeşim ya. Abi bu ne ya? İçeri girerken girmek gibi suçsuz çıkarken çıkmak. Hayır. Vallahi suçsuzum. Hayır. Hayır. Yürü hayır. Hadi. Hayır. Cinayet. Çok kötü biri. Hayır. Çok kötü birisi o. Suçlu o. Suçlu. Oğlum vallahi bir yanlışlık var. Suçlu. Çık. Vallahi yanlışlık. Bu benim kaldı Mustafa. Suçluyum ben Mustafa. Suçlu. Suçluyum. Suçlu o. Hüseyin. Hüseyin üzülme. Üzülme. Seni içeri sokturacağım. Üzülme tamam mı? Tanıdığım çok kötü avukatlar var. Gel kardeşim gel. Ya çok üzüldüm. Çok güzel çocuktu. Çok, çok güzel çocuktu ya. Allah kavuştursun gel. Ya hazır buraya da ne güzel alışmıştı. Şimdi ne yapacak dışarıda bu adam? Yapacak bir şey yok. Hepimizin başına gelecek bir gün. Hepimiz dışarı çıkacağız. Paşa! Anam. Ziyaretçim var. Ha, ulan kim paşa? Ulan Burcu olmasın ya. Efendim buyurun. Allah'ım. Paşa beş dakikanız var ha. Efendim. Hayatım. Hoş geldim. İyi misiniz? Dışarıda iyi bakıyorlar mı size? İyiyiz, iyiyiz. Merak etme. Gidiyor musun bu yakın dövüş sporlarına, şeylerine, antrenmanlarına falan gidiyorsun değil mi? Gidiyorum, gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım? İşte burada böyle. Sizin içeri gelmenizi bekliyorum. Gün sayıyorum. Merak etme.
Geleceğiz elbet. Her şeyin bir zamanı var. Yavaş yavaş. Ben şimdi bir bavul hazırladım. Sana temiz kıyafetler koydum, tamam mı? Bizim oğlanı da bavulun içine koydum. Sığdı mı? Sığdı, sığdı. 13 yaşında çocuk. Kolay sığdı yani. Bir dahaki gelişimde de köpeği getireceğim. Çünkü dışarısı hayvanlar için artık güvenli değil. Oğlan nefes alıyordur değil mi içinde? Alıyor alıyor, merak etme. Oksijen tüpüyle koydum ama sen yine çıkartıp bir havalandırırsın. Tamam, babasıyım herhalde, bir havalandırır. Getir getir, herkesi getir. Hatta gelirken annemi falan da getir de böyle parça parça burada toparlanalım artık. İnşallah canım ama anneni getireceğimi sanmıyorum. Niye? Annem de gelsin Burcu. Paşa, süre doldu. Hanımefendi buyurun. Bur. Paşa. Aşkım. Güle güle. Buyurun. Tamam hadi. Buyurun. Tamam Burcu. Şunu asılmayın, bozuluyor hadi. Bekleyeceğim seni. Tamam. Hadi. Annemi de getir ama. Anneni getiremeyeceğim. Allah kavuştursun kardeşim. Üzülme. O da gelir bir gün ya. Aa, Çağırcı abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan! Lan! Bir şey var orada! Oh! Oh! Tamam. Hüseyin, oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun sen lan? Hapishaneye tünel kazdım Mustafa. Oğlum ben dışarıda yapamam. Buraya çok alıştım lan. Ne olur lan, saklarsınız beni burada. Olmaz mı abi? Ya sıkıntı yok, bir şey olmaz. Ya nasıl bir şey olmaz? Ya yakalarlarsa? Ya tünel kazıp hapishaneye girdi diye ne yapacaklar? Hapse mi atacaklar? Şıp gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen desin.